Herkese merhaba. Ben operatör doktor Önder Akkuş, obezite ve metabolik cerrahi uzmanıyım. Daha önce ameliyat süreciyle ilgili konuştuk, ameliyat çeşitlerinden bahsettik. Peki biz ameliyat ettiğimiz hastalarımızı nasıl takip ediyoruz? Ne kadar süreyle takip ediyoruz? Hastalarımızı 2 yıl boyunca takip ediyoruz. Ama tabii bu süreyi koymuyoruz. Genellikle hastalarımıza yakın takip olarak 2 yıl diyoruz ama ömür boyu takip ediyoruz. Hastalarımız istediği zaman ulaşabilir. İlk 1 yıl takip çok önemli. Neden çok önemli? Bunu hastalarım çok iyi bilir. Çünkü obezitenin bir davranış bozukluğu olduğunu defalarca söylüyoruz. Ameliyatlar sadece başlangıç yardımcı yöntemler. Hiçbir ameliyat yöntemi mucize değil. Evet, çok güzel kilo verebilirsiniz ama kilo geri alımına engel değil bu ameliyatlar. Rahatlıkla alabilirsiniz ki bu oran %20-30 oranında. Ameliyat olup %20-30 oranında kilo alan var. Ben bunu çok iyi bildiğim için hastalarımı kendim takip ediyorum bizzat. Nasıl takip ediyoruz? Her ay 6. aya kadar hastalarımı arıyorum. Kendim bizzat arıyorum. Bir problem var mı yok mu? Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirdiniz mi? Değiştirmediniz mi? Eğer değiştirmediyse aylık takip değil de haftalık takibe çıkarıyorum. Ta ki bu alışkanlıklar oturana kadar. Eğer biz bu alışkanlıkları oturtmazsak, hasta eski alışkanlıklarına dönerse ikinci yıldan sonra tekrar kilo alabilir. Bunu istemediğim için takipleri kendim yapıyorum. Peki neyle yapıyoruz? Hasta diyelim Amerika'dan geldi veya Avrupa'dan geldi. Bunu yine Zoom görüşmeleri olabilir, WhatsApp üzerinden olabilir veya Instagram üzerinden olabilir. Direkt telefon görüşmeleriyle de yapabiliyoruz. Bunu hastalarımız çok iyi bilir. Eğer davranışlar oturmuşsa takibi bırakıyorum çünkü artık başardık diyoruz. Ama hastamız ömür boyu bana ulaşabilir. Bir problemde herhangi problemde bana ulaşabilir ki ben hastaların bana ulaşması için şunu özellikle söylüyorum. Benimle en çok iletişime geçen hastalar en başarılı hastalardır. Dolayısıyla ameliyat sonrası iletişim çok önemli. Nerede ameliyat olursanız olun, artık bu bir de küçültme, bir de ameliyatlar standartlaştı. Kullanılan malzeme kalitesi de artık çok arttı. FDA onayı olmadan kullanmıyoruz. Önemli olan ameliyat sonrası takip. Doktorunuza 7-24 saat ulaşabilecek misiniz? Her istediğiniz zaman ulaşabilir misiniz? Bizzat doktora ulaşacak mısınız? Bunları mutlaka sorgulayın. Bunlar çok önemli. Bazen şöyle oluyor. Hasta çok basit bir soruyu, çok basit bir problemi büyütebiliyor. Neden? Bilmediği için. Mesela ilk 3 hafta da açlık hormonu hala kanda dolaştığı için grelin hormonu, hasta kendini aç hissedebilir. Veya sıvı döneminde olduğu için tokluk sinyalleri oluşmayabilir ve kendini aç hissediyor. Dolayısıyla bir motivasyon bozukluğu olabilir. Halbuki bu soruyu doktoruna sorsa, doktorunun açlık hormonunun hala dolaştığını ve katıya geçtikten sonra açlık hissinin gideceğini söylese hasta rahatlayacak. Bunları gidip internetten araştırıyorlar veya başkalarına soruyorlar. Dolayısıyla negatif cevaplar alabiliyorlar. Bundan dolayı en ufak bir soruda bile mutlaka bana ulaşın ve ben cevaplamak istiyorum. Yani internete yazacağınıza, telefonunuza yazın, bana gönderin diye hastalarıma ısrarla söylüyorum. Gerçekten de benimle iletişimi kuran, en çok iletişim kuran hastalarımız en başarılı hastalardır. İletişim, iletişim, iletişim diyorum. Ameliyat sonrası herhangi bir problemle karşılaşabilir miyim? Veya ömür boyu protein, vitamin mi kullanacağım? Tüp mide ameliyatları fizyolojik ameliyatlardır. Midenin bir kısmını alıyoruz ama yine bize yetecek %20'lik bir kısmı kalıyor. Bu %20'lik kısmı aslında bizim belirlediğimiz bir şey değil. Bu belki de 10 binlerce, 100 binlerce hastanın sonuçlarıdır. Yani mesela %10 yapılsa, %10'u bırakılsa midenin, hasta ayakta kalamayacak. %30'u bırakılsa hasta yeterli derecede kilo veremeyecek. Onun için %20 ideal.
Peki ömür boyu protein kullanacak mıyım? Tüm mide ameliyatlarında biz protein ve vitamin takviyesini sadece ilk ay veriyoruz. Neden? Çünkü sıvı diyetinde olduğu için, sıvı beslendiği için yeterli protein ve vitamin alamıyor. Dolayısıyla eksiklik oluşmaması için bu takviyeleri veriyoruz. Sağlıklı kilo vermek nedir? Kasları koruyup yağdan gitmesi demektir. Dolayısıyla kasların gitmesini ve erimesini istemediğimiz için ilk bir ay veriyoruz. Eğer ameliyat öncesi protein ve vitamin eksikliği varsa, ki testleri bunun için yapıyoruz, o zaman 3. aya kadar uzatabiliriz. Ondan sonra gerek kalmıyor. Peki sonraki takipler nasıl oluyor? 3 ayda bir kan testi yapıyoruz. Vitamin ve demir eksikliğine bakıyoruz. Eğer bunlarda eksiklik varsa o zaman takviye yapabiliriz. Ki birçok kişide, normal insanlarda bile vitamin eksikliği olabilir. 3 ayda bir baktığımızda eğer eksiklik varsa yerine koyuyoruz. Ve hastanın işte yorgunluğu veya saç dökülmeleri varsa onlar geriliyor. Şimdi saç dökülmesiyle ilgili de birçok soru geliyor. Saç dökülmesi 3. 4. ayda artar. 8. 9. ayda tekrar çıkmaya başlar ve eskisinden çok daha iyi çıkar. Neden saç dökülmesi oluyor? Aslında saç dökülmesi demeyelim biz buna. Saç kırılması. Yani bu onkolojik tedavi alanlar gibi saç dökülmesi değil. Saç kırılmaları diyoruz. Onun birkaç nedeni var. Birincisi, hızlı kilo verme döneminde saç köklerinin etrafındaki yağ destek dokusu gittiği için saç biraz desteksiz kalıyor ve kırılıyor. Bu bir. İkincisi, bazen vitamin eksikliği veya demir eksikliğine bağlı olabilir. Peki tamamen hani bunları yerine getirsek tamamen saç dökülmesini durdurur muyuz? Hayır. Yine saç dökülmesi olmakla birlikte azalır. Ama bu konuda hiç endişe etmeyin. 8. 9. aydan sonra tekrar o dökülen saçlar daha iyi bir şekilde, eskisinden daha sağlıklı bir şekilde geri çıkıyor. Bundan dolayı da endişe etmeyin. Sarkmalar. Sarkmalarla ilgili çok soru gelir. Sarkma bir kere ameliyatla bir ilişkisi yok. Verilen kilolarla ilişkili. Kimlerde sarkma olur? Eğer uzun süre obezse, yani biz aslında sarkmaları öngöremiyoruz. Bunu çok soruyorlar. Hocam bende sarkma olur mu? Bilmiyoruz. Olabilir. Olmaya da bilir. Eğer çok ileri yaştaysa, uzun süre obezite ile yaşamışsa, dolayısıyla derideki kolajenler yıkıldığı için toparlama daha az olabilir. Peki nasıl önüne geçebiliriz bu sarkmaların? İşte yine sağlıklı beslenme, protein ağırlıklı beslendiği zaman ve ameliyat sonrası egzersiz, yani hareketli bir hayat tarzı benimsediği zaman bu sarkmalar yine minimal olur. Diyelim ki sarkma oldu. Ne zaman sarkma ameliyatı yapabilirim? Bu da sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kere ilk bir yıl, hatta 18 ay sarkma ameliyatlarını önermiyoruz. İdeal kiloya gelip ve o ideal kiloya da kaldıktan sonra eğer gerek varsa sarkma ameliyatları olabilirsiniz. Hocam ameliyattan önce mi gebe kalayım yoksa ameliyattan sonra? Kesinlikle ameliyat olup ideal kiloya geldikten sonra ameliyat olmanızı öneririz. Ameliyattan sonra ne zaman gebe kalabilirsiniz? Mutlaka 12 ayın geçmesini bekleriz. Neden? Çünkü 12 ay içerisinde ideal kiloya geliyorsunuz ve o kiloda sabit kalıyorsunuz. Yoksa kilo verme döneminde gebe kaldığınızda fetüs yeterli beslenmeyebilir. Siz beslenme alışkanlıklarınızı oturtmadan tekrar gebe kalırsanız o alışkanlıklarınız değişebilir. Dolayısıyla mutlaka ideal kiloya geldikten sonra gebe kalmanızı öneririz. Gebe olan bir annenin ileride çocuğu da gebe olma ihtimali yüksek. Onun için ideal kiloya gelmeden gebeliği düşünmeyin.